Arabada başkan vardı. Bu hafta Kemalpaşa'dayız. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile beraberiz. Evet başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederim, üç kere sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür. Hızlı bir giriş yaptık yine. Harika oldu. Evet. Şimdi gezeceğiz arabada. Evet. Röportajımızı yapacağız. Evet. Size sorularımız var. Olur, hay hay. İsterseniz başlayabiliriz. Hay hay, nasıl isterseniz. Tamam, başlıyoruz o zaman. Başkanım, ilk önce hepinize keyifli yolculuklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizi hep alanda, vatandaşın ayağına giderken gördük. Bu 3 seneyi hem pandemiyi hem bundan gelen işte bu süreci, yatırımları, çalışmalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl geçirdiniz bu süreyi? Şimdi tabii ilk belediye başkanı olduğunuz zaman 2019'un İşte Nisan'ın 15'inde mazbatayı aldım ben. 15 gün bir geciktirme oldu. İtirazlar, şunlar bunlar. Daha başlar başlamaz zaten hemen pandemi, dünya pandemiyle tanıştı. Müthiş bir mücadeleye girdik. Pandemiyi yakalanan insan da olmadı ilk dönemde. Gerçekten çok dezenfekte, evet. Eldivendir, işte her türlü yardımı yaptı, gıda yardımı falan. Başladı tabii pandemiyle uğraşı. Bu arada tabii pandemi var diye farklı yatırım yapmadık. Yani mutlaka birçok şey yapmaya çalıştık. Daha çok ben yani bizim ekibimiz, benim düşüncem insan odaklı çalışmak. Yani insana bir iş yaptığın zaman, bir bina yaptığın zaman bu binadan, bu işten kaç kişi yararlanıyor? Ona bakıyorum ben, bakarım. Bina yapmışsın, 15 kişi hizmet ediyor. Öbür 115 bin kişi hizmet etmiyor. Ben bunu asla kabul etmiyorum, etmem de. Bunlarla uğraşıyoruz, bunlarla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Bir Kemalpaşa'yı sizin gözünüzden dinleyelim, belediye başkanının gözünden. Kemalpaşa nasıl bir ilçe? Ne gibi hazineler barındırıyor? Biraz anlatır mısınız? Eski ismi Nif'tir. Evet. Rumca Nif demek gelin anlamına geliyor. Evet. Niye gelin deniyor? Kemalpaşa Nif Dağları eteklerine kurulmuş bir ilçe. Daha önceden ovada şey yokmuş, kiraz yokmuş. Ova tamamen üzülmüş. Yalnızca Nif Dağları'nın eteklerinde kiraz varmış. Kiraz çiçeği açtığı zaman biliyorsunuz bembeyaz olur. Ve buna gelin dua gibi olduğu için buraya Nif ismi vermişler. Daha önce Cumhuriyet'ten sonra 1923'ten sonra Atatürk burada kaldı biliyorsunuz. Atatürk'ün evi buradadır. 9 Eylül'den önce 8 Eylül'de burada kaldı. Ondan sonra 9 Eylül'de İzmir'e geçti. Cumhuriyet'in ilanından sonra Kemalpaşa olarak değiştirmiş isim. Daha önce küçük bir kasabaydı. 80'li yıllara kadar hakikaten 3500-4000 nüfusu olduğunu zamanları bilirim ben buranın. Küçük bir kasaba, işte Bağyurdu kadar, işte Armutlu kadar. Tabii organize sanayi bölgesinin gelmesiyle bile patlama yaptı. Bir tarafta dünyanın en verimli, en güzel dağı, Olimpos Dağı eski ismiyle, işte Nif Dağları. Çok güzel, dünyanın en güzel ovası, harika bir ova. Çok verimli bir ova, bereketli bir ova. Öbür taraftan tabii organize sanayiye gelirken buraya çok plansız geldi 60'lı yıllarda. Sanayici ne ister? Önce atını atacak dere ister, Nif çayı var. Taban suyu ister, 7 metreden su çıkıyor, su var. Bir de limana yakınlık ister, o da var, yakın. Yani buraya o şekilde seçmişler. Yıllarca çok plansız, hatta ben kızıyorlar bana, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ni yönetim kurulundaydım ben geçen dönemde. Burası dedim gecekondu organize sanayi bölgesi. Yani gerçekten gecekondu. Çünkü 60'lı yıllardan beri hiçbir plan yapılmamış. İşte nihayet yavaş yavaş planları 10 yıldan beri şey yapıyorlar, yerine koymaya çalışıyorlar, düzeltmeye çalışıyorlar. O sanayi gelişmiş. Herkes burada işsiz kalan doğudaki arkadaş, vatandaşlarımız, güneydoğudaki arkadaşlarımız, kırsal kesimdeki insanlar buraya sanayici olarak, yani işçi olarak gelmişler. O akrabasını çağırmış derken müthiş bir patlama oldu şimdi şu anda. Müthiş bir nüfus artışı oldu. Bunun yanı sıra Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi de açıldı. Orası çok düzgün bir organize sanayi, altyapısıyla falan. Orası da olunca bu sefer daha fazla bir insan göçü başladı. Hele hele son zamanlardaki deprem ve pandemiden sonra
insanların kırsal kesime yerleşme düşünceleri tamamen %1000 arttı. Deprem ve pandemiden önce %20'lerde, %25'lerdeydi. İkinci evleri vardı. Şu anda doluluk oranı %100 ve herkes şimdi kiralık veya satılık ev arıyor. Herkes buraya yerleşmeye çalışıyor. Bir üçüncü neden de Torbalı bağlantılı İzmir-İstanbul otobanı, İzmir-Ankara otobanının buradan bağlanması. Trafik sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Tamamen ışıklar diye bir şey yok. Ben buradan evimden Torbalı yolunda oturuyorum ben sitede. Çıktığım zaman 14 dakikada İzmir garajına girebiliyorum. Arazi fiyatları 10'a katladı. Yani müthiş bir şey var. Göç var şimdi şu anda. Tabii en büyük nedenlerden bir tanesi doğalın güzelliği, ulaşımın çok rahat olması ve İzmir'deki iş yerindeki insanın yarım saat içerisinde evine gelip bahçesine çıkıp hortumunu takıp bahçe sulaması kadar güzel bir şey yok. Onlar da onu tercih ediyorlar. Artık birazcık daha yatırımlardan, projelerden ve hayallerden bahsetmek evet. istiyorum. Öncelikle sizde bir eğitimci kimliğiniz var. Burada ne kadar çaba gösterdiğinizi de çok iyi bildiğim için bununla başlamak istedim ben. En büyük hayalim dediğiniz üniversitede son durum nedir? Evet. Biraz anlatır mısınız? Evet. 2009'dan beri, belediye başkanı olduğumdan beri en büyük hayalim zaten üniversite. Bir toplumu, bir yerleşkeyi kalkındıran iki unsur vardır. Üniversite bir, asker iki. Yani subay, asubay neyse bir askeri birliğin orada olması iki. Kemalpaşa'da 2009'dan beri uğraşıyorum. Ulucak'ta bizim bir yerleşkemiz vardı. Eski belediye. Daha önce dershane yapmıştım ben oraya. Dershaneden sonra işte dediler Demokrasi Üniversitesi'ne biz gelelim falan diye. 4 milyon lira falan bir harcama yaptım. O binayı tamamen baştan aşağı yeniledim. Şimdi şu an Demokrasi Üniversitesi'nin hazırlık bölümü ve spor bölümü geliyor oraya. Bu önümüz yılda Eylül'den beri. Ve o şekilde devam edecek burası. En büyük hayalim bu Torbalı yolunda atıl durumda olan bir konferans salonu var. Daha önceki belediye yöneticileri yapmış. Orası kongre merkezi. Oraya da işte Demokrasi Üniversitesi verelim. Hatta şu anda Büyükşehir Belediyesi talip oluyor. Büyükşehir Belediyesi bir tarım üniversitesi açmayı evet. düşünüyor. Onunla anlaşmak üzereyiz ve oraya onlara vereceğim. İçli her şeyi kendileri yapacaklar. Arkada da 25 dönüm bir yerimiz var. Uygulama alanı olarak oraya kullansınlar. İşte ben söyledim bizim kendi arazilerimiz var. Onları da kiralarım ben size istediğiniz gibi kullanabilirsiniz diye. Tek amacım buraya üniversitenin merkeze gelmesi. Karşı tarafta 10 dönüm yerimiz var. Oraya çok güzel bir yurt yapalım. İşte öğretim görevlilerine ev yapalım. Onlar burada kalsınlar diye. Yani 3000 ile 5000 arasındaki öğrencinin Kemalpaşa'da gelmesi demek, dolaşması demek, burada yaşantıların devam etmesi demek Kemalpaşa esnafına, insanına, sosyal yaşantısına müthiş katkı sağlar. Hı hı. En büyük hayalim o. Onu da inşallah gerçekleştireceğiz. Peki Tarım Üniversitesi'nin buraya gelmesine gibi katkılar sağlar? Tarım Üniversitesi'nin modern bir tarım yapılacak. En azından buradaki çiftçilerimiz, buradaki hocalarımıza, profesörlerimize, öğretim görevlerimize bir işbirliği yapacak. İşte kiraz çeşitliliği nasıl olabilir? Ürünle bir değişiklik yapılabilir mi? Bilim kadar güzel bir şey var mı? Kesinlikle. Bilimle buradaki çiftçilerimiz entegre olması ve onlara yol açmaları üniversitenin. Ve buradaki çok iyi de iyi çiftçiler, iyi çiftçilik konusunda, tarım konusunda uzman kişilerin yetişmesi kadar da güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Son zamanlarda dikkatimizi çeken bir gelişme oldu Kemalpaşa'da. Ben de bu olayın detaylarını sizden dinlemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz ki bedava elektrik vaadi oldu çiftçilere evet. yönelik. Evet. Bununla ilgili Kemalpaşa'da bir gelişme yaşandı. Evet. AK Parti meclis üyelerinin getirdiği önerge sonucu bir mahkeme yolu göründü. Evet. Efendim bir ilk önce süreci bize anlatır mısınız? Ya şimdi bizim aslında genel başkanımızın söylediğini tamamen yanlış anlıyorlar. Yani orada kırsal bir kesim yer var. Tarım elverişli olmayan bir yer. Buraya bir güneş panelleri kurulup buradan enerji alıp bu çiftçimize biz buradan ücretsiz enerji verebiliriz dedi. Bunu aldılar, çevirdiler, evirdiler, çevirdiler. Şuraya işte efendime söyleyeyim Kılıçdaroğlu işte efendime söyleyeyim bedava çiftçiye elektrik verecek mi? Sen demez. Yani sen önce şu mazotun fiyatını bir ayarla. Ondan sonra şu pahalılığı bir önle. Ondan sonra bunu yap. İşte bahane.
Ben dedim ki böyle bir şey olmaz. İşte mecliste çoğunluğumuz, azınlığımız olduğu için onlar habire işte şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Öyle bir şey geldi geçti. Dedim ben mahkemeye veririm. Bu belediyenin işi değil ki. Belediye bunlarla uğraşmıyor. Bu genel siyaset. Biz genel siyaset yapıyoruz burada. Yani öyle bir şey olsa zaten mahkemeye vereceğim. Mahkemesinin sürecini başlatacağım. Çünkü benim... Başlatmadınız daha. Hayır, başlatmadım canım. Daha şeye geri gitti zaten. Biz geri önerge verdik. Geride kaldı. Evet. O şekilde devam ediyor peki süreç. Peki çiftçinin böyle bir talebi oldu? Ya ne olur yani çiftçi nasıl senden belediyeden ücretsiz şey ister yani enerji ister? Ben enerjim ücretsiz olsam ben ayda 500 milyar lira TEDAŞ'a elektrik parası veriyorum. Önce kendimi yaparım. Yani kendime bedava çıkarttırdım ben önce. 500 milyar lira her ay niye vereyim ben? Ayda 6 trilyon para. Keşke elde olsa da verirsin. Evet, elde olsa keşke versek. Ne kadar güzel olur. İşte örneğin ben çok ucuz şey yaptık. Göletler yaptık. Ki geçen dönem 1000 günde 1000 gölet projesi vardı devletin. 3 tanesini aldım. Çok cüzi fiyata sulama, tarla sulamasında, şey bahçe sulamasında kullanıyoruz şimdi şu anda. Demirel'in bir lafı vardı ya eskiden, benzin vağda içtik mi, elektrik vağda yedik mi biz yani? Değil mi yani? Tarım üzerinden devam etmek istiyorum. Edelim, ben de tarımcıyım zaten. Evet. Bahçem evet. Var, sizi götüreyim isterseniz şimdi. Kiraz bahçesi, kiraz açtığı zaman beklerim yanınız sizi. Aa, çok aynı. Tamam mı? Böyle masa kuracağız kiraz bahçesinin altında, ağacın altında. Hiç oturduğunuz yerden kiraz koparacaksınız böyle. Süper. Ne kadar güzel. Evet. Kemalpaşa'da şu anda tarım istenilen nokta mı, noktada mı, geliştirilmesi için neler yapılmalı veya belediye olarak siz ne gibi adımlar atıyorsunuz? Biz siz göreve geldiğinizde Ege Telgraf ailesi olarak daha önce sizi ziyaret etmiştik. Orada çok güzel projeniz olduğunu söylemiştiniz. Meyve kurutma tesisi. Evet. Şu anda herhalde gelişmeler devam ediyor. Biraz bahsedebilir misiniz? Edebiliriz. En büyük hayallerinden bir tanesi burada meyve işleme, kurutma, şoklama, işte meyveli, sebzeyle, meyveyle ilgili ne varsa burada bizim sanayi ürünü haline getirip satmak. Yani bu çiftçiyi biraz daha rahatlatmak. Ben kendim bahçem var. Kiraz topluyorsun. Aşağı yukarı Kemalpaşa'daki kiraz üretimi yıllık 65-70 bin tondur. Bu 65-70 bin tonun 10-15 bin tonu tamamen devre dışıdır. Hiç toplanmaz. Üçüncü sınıf kirazdır. Para etmez. Toplasan yömeği kurtarmaz. Biz bunu alarak, kurutarak, sanayi ürünü haline getirerek kilosu 70-80-100 liraya satmamız gerekiyor. Hiç olmazsa çiftçinin masrafı oradan çıkar. Diğer ikinci ve birinci sınıf ürünlerini satarak para kazanabilir. Hedefim bu. Aşağı Kızılca'da şimdi 602 dönüm bir yerimiz vardı ki bizi de engellemişler daha 7-8 ay. Neyse o kurtardık. Şu anda Büyükşehir'den geldiler. Şimdi proje yapıldı. Bu 1-2 ay içerisinde ihaleye çıkıyor. Tamamen Büyükşehir kontrol altında yapılacak. Ortak yapacağız projeyi ve o şekilde 1-1,5 sene içerisinde de faaliyete geçiriyoruz. Hedefimiz bu. Yani çiftçinin elinden ne kadar şey ürün varsa bunları değerlendirmek. Burada da bir şey var, kiraz alım merkezi var. Onu modern hale getirmek istiyorum. 185 hissesi vardı. %93'ünü kamulaştırdım. 1,5-2 trilyon para verdim. Şimdi mahkemede o bittiği zaman da buraya kiraz borsasını burada kurmak istiyorum. Türkiye kiraz borsasını. Büyükşehir'de beraber Tunç Başkan da geldi zaten, gezdirdim. Kiraz borsasını burada kuralım dedi. Modern bir hale getireceğiz. Kiraz borsasını burada oluşturacağız. Çünkü kirazın gerçekten merkezi işte bu bölgeler. Bağyurdu burası işte. Şahane. Evet. Bir de ikinci ürün büyük olarak bizde zeytin vardır. 35-40 bin tondur civarında. Şimdi %12 hisseyle sıkıyorlar zeytinyağı fabrikasını, bu özel sektör. Ben %8'le sıkacağım. 4 puan, 5 puan daha geriye. Ama tabii sıkımda bazı hatalar oluyor. Ya hata demeyeyim de hileler oluyor. Az sıkıyorlar, pirina sıkılıyor. O pirinayı üreticilerin alıyorlar, tekrar sıkıyorlar, tekrar yağ elde ediyorlar. Biz de dürüst, namuslu, işte güvenilir, belediye kontrolünde düzgün bir şekilde üreticimizden alacağız. %4 daha onlara
katkı sağlayacağız. O şekilde üreticimizin malını değerlendireceğiz. Aynı zamanda şişeleme fabrikası kuracağız buraya. Kooperatif aracıyla bütün Türkiye'ye zeytinyağı satacağız. Güvenli zeytinyağı satacağız. Hazır yoldan açılmış konu. Yol deme bana. Yol demeyeyim ben size ama diyeyim, çünkü vatandaştan bazı şeyler evet, geldi kulağımıza. Çok 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 kötüyüz. Bu sadece Kemalpaşa Belediyesi'yle alakalı değil, biliyorum. Bütün belediyeler evet. Entegre yapılması gereken bir çalışma ama vatandaş da merak ediyor başkanım. Ne planlıyorsunuz? Nasıl gelişmeler olur? Ben şunu söyleyeyim. Ben işte bu kış çok uzadı arkadaşlar. Hı. Kış o kadar çok uzadı. Daha bak yeni yağmurlar bitti. Soğuklar. Soğuk olduğu zaman belirli bir sıcaklıkta ancak şey atılabiliyor, asfalt atılabiliyor. Ben bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Eylül'e kadar, yani başladık zaten çalışmaya. 2-3 ay içerisinde müthiş bir toparlanma olacak. Ana caddelerde, ana yollarda hepsini halledeceğiz. Asfalt serim tesisi kuruyorum şimdi, bitmek üzere. Günde 4 kilometre, 5 kilometre yol asfaltlayacağız biz. Tamam mı? Kendim yapacağım. Büyükşehirimiz çok yapıyor, harika yapıyor ama yetiştiremiyor. Onun yetiştiremediği yerleri, acil olan yerleri biz yapacağız. Ve ben söz veriyorum, bu Eylül'e kadar, Ağustos'a kadar asfaltlanmamış yer, temizlenmemiş yer kalmayacak. Çok önemli yerler 2 ay içerisinde olacak. Peki bunların dışında gündemimizde neler var şu anda? Çünkü çok yatırım var. Çok hizmet var. Sizin gündeminizde neler var? Şu anda işçilerin hepsini sendikalı yaptım. Büyük bir başarıdır benim için. Emeğe en çok değer veren insanlardan bir tanesi olduğum için kendime gurur duyuyorum. Birkaç tane daha projemiz var. Gençlik Eğitim Merkezi'nin projemiz var. Ondan sonra burada canlı hayvan pazarı, çünkü büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan miktarı çok fazla bizde. Evet. O ticareti geliştirmem lazım ki yerini hazırlıyorum şimdi. Birkaç tane kreş açmam lazım. Onu hazırlık yapıyorum. Dershane açmam lazım. Dershane bitmek üzere, bu ayın sonunda açılacak orası da. Gençlik Eğitim Merkezim var yukarıda, onu yapmam gerekiyor. Onu yapacağız. Birçok konuyu yaptık, birçok her şeyi yaptık. Şimdi bunları yapmaya çalışıyorum ben. İstediğim şey bunlar. Notlarıma bakıyorum. Çok güzel bir çalışma daha var diye düşünüyorum. Siz de biraz önce söylemiştiniz, sanayi atıkları NİF çayına atılıyor diye. Büyükşehir'in bu anlamda güzel bir çalışması varmış. Gediz ve NİF çayı arıtma tesisi. Evet. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Tabii geçen dönemde biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer da Kütahya'ya gitti. Gediz'in doğduğu evet. yere. Kimler kirletir ona baktı. Sanayi atıkları var bizim burada. Zaten arıtmasını yaptılar. Biz de evsel atıkları şimdi işte bütün bu gezdiğimiz yerler, ta Kemalpaşa'nın hepsi NİF çayına dökülüyordu. Yani atıklar, yani evsel atıklar ve fosettik. Biz bunu şimdi şu anda işte bak hep bu kazılanlar şeydir. Fosettiklerin bağlantı yerleridir. Hep bunu söyledik. Şu anda %98'ini Kemalpaşa kurtardık. Yani bu ne demektir? Birincisi kendi derelerimiz kirlilikten kurtuldu. İkincisi giden su buradan direkt NİF çayına, NİF çayından Gediz'e gidiyor. Gediz'den de nereye dökülüyor? Körfez'e dökülüyor. Biz bunu şey yaptık. Kurtardık ve o şekilde 10 yıllar geçse de mutlaka ve mutlaka bizim Körfez'in temiz kalması için, Gediz'in temiz kalması için bir yerden başlamamız lazım. Biz Kemalpaşa olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Şimdi Daras'ı, Turgutlu, Salihli, yani Gediz'e zararı dokunan ya Gediz'de kıyısı olan veyahut da Gediz'e atıkların döküldüğü yerleri tamamen Kemalpaşa gibi yapmak. Hedefimiz bu olması lazım. Eğer temiz bir Gediz istiyorsak, temiz bir Körfez istiyorsak, temiz bir çevre istiyorsak mutlaka ve mutlaka bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi hemen su depomuza. Su depomuza geleceğiz. Burada bütün çiftçilerin en büyük derdi sudur. Bu hızlı suya ulaşımdır. Şimdi burada yaptığımız çalışmayla bizim 10 tonluk, 20 tonluk şey koyduk. Depo koyduk. 3-4 tane vano koyduk. İlaçlama yapacak. Bahçelerini ilaçlama yapacak. İnsanlar buraya geliyor. Suların tanklarını dolduruyorlar. Çok kısa sürede ilaçla karıştırıyorlar. Gidip bahçelerine atıyorlar. Ve 6 noktada yaptık biz bunu. Bağyurdu, Ören, Armutlu, Kızılca, işte Yiğitler ve daha da yapmaya devam edeceğiz.
Mümkün olduğu kadar bu arkadaşlarımıza işte bu konuda yardımcı olmaya çalıştık ve çok memnunlar. Herkes çok memnun. Başkanım, bu dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden sıklıkla hükümet kanadından yatırımların engellendiğini ya da birazcık gecikmelere uğradıkları konusunda eleştiriler var. Kemalpaşa'da böyle bir durum var mı? Sizin Ankara'da bekleyen projeleriniz var mı? Ayrıca Kemalpaşa mecliste meclis çoğunluğu AK Parti'de ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahsedebilir miyim? İzmir'deki yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin içinde mecliste azınlık olan tek ilçe biziz, evet. Biliyorsunuz. Mutlaka sıkıntı karşılaşıyor. Yani birçok şey konuda istediğimizi yapamıyoruz tabii. Onların da çok geçersiz nedenlerden dolayı işte biz çoğunluğuz, biz varız, biz yaparız, bizim dediğimiz olacak gibisinden. Onu bir tarafa bırakalım. Biliyorsunuz geçen sene Haziran ayında bir Cumhurbaşkanı kararnamesi, tasarruf tedbirleri çıktı. Her şey yasak. Her şey yasak. Ben otobüs aldım bir tane 45-48 kişilik. Alamadım yani, pazarlığını yaptım, tam alacağım, tasarruf tedbirleri çıktı, olmadı. Efendim anaokulu açamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, şu olmayacak, bu olmayacak. Nedir bu? Şimdi ben bunu almam için benim elbette ki gelirim bakacağım, giderim bakacağım. Ben bunu ödeyebiliyorsam otobüsü de alacağım, anaokulu da açacağım, şunu da açacağım. Bunun tasarruf tedbirlerinin ne ilgisi var bunun? Ha bir de altın diyor ki, eğer bunu yapman için diyor, bizden izin alman gerekiyor diyor. Biz gidiyoruz, izin vermiyorlar, başkaları gidiyor, izin alıyor 5 dakikada. Bu resmen bir engeldir. Engel olan bir iş yaptırmama çalışmak demektir bu. Buna katılmıyorum tabii ben, bu hoş bir şey değil. Burada kiraz alım merkezi burası. Kiraz, şeftali, işte ürünler getiriyorlar. Burada dışarıdan gelen hep 23 tane, 24 tane dükkan var. Hepsini kiralıyorlar, almışlar, ihracatçılar. Geliyorlar, üretimini, mallarını, şeftali olsun, kiraz olsun, erik olsun ve diğer üretimli malları burada pazarlıyorlar. Halbuki küçük bir hal. Bunun gibi işte 2-3 yere yaptık. Armutlu yaptık. Şimdi aynısını Armutlu yaptık. Önümüzdeki bu yılda Vişneli yapacağız. Bu tür halleri çoğaltacağız. Bayırlı'yı yapacağız. Bayırlı'yı çok daha modern yapacağız. Yani çok daha büyük orası. 13 dönüm yer. Oraya tam kalmalı. Mesela tüccar geliyor. İşte otelde falan kalıyor. 6 hal. Üstte bir oda bir salon böyle oturma şeyi, banyosunu, tuvaletini, yemeğini falan yapsın diye orada kalsın. O tür proje çizdik. İşte %93'ünü kamulaştırdık. Bir 15-20 kişiye mahkemeye verdim. İşte onlar en kısa zaman olduğu zaman oraya da başlayacağız. Kiraz borsasını orada kuracağız yani. Kemal Paşa için bu tarz yerler olmazsa olmaz. Tabii üretim var burada. Türkiye'nin en büyük. Peki beyaz kiraz bu aralarda çok fazla revaçta. Daha önce çok yoktu beyaz kiraz. Beyaz kiraz burada ekonomik şeyi değeri hiç yok beyaz kirazın. O ancak reçellerde falan kullanılıyor. Çok azdır mesela. Ben onlarca bahçe biliyorum. Bir tane beyaz kiraz olan yoktur. Bir Nazım abinin bahçesi vardı yazın. İki ağaç. Biz ondan diledik yani. Bize 2-3 kilo ver de işte şey yaptı. Değişik olsun yani, diye. Değişik. Değişik yani. İri ama pazar değeri yok onun. Kemalpaşa'ya bir gelecek 10 yıl sonra nasıl hayal ediyorsunuz? Benim 3 büyük hayalim vardı. Üniversiteyi buraya getirmek, metroyu buraya getirmek, ulaşımı Kemalpaşa'ya şehirle entegre yapmak, birleştirmek. Bir de çok iyi bir şekilde Kemalpaşa'mızın imar planını yapmak. Nasip oldu ve bitmek üzere. Bir imar planını altı yaptık. Kentsel dönüşüm yapıyoruz şimdi, az kaldı. Onu da yukarı 8 Eylül Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ni kentsel dönüşüme soktuğum zaman çok harika bir şey olacak. Ve üniversiteye getirdim. İşte metro da gelirse
En büyük hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Ondan sonra belediye başkanı yapsam da yapmasam da beni ilgilendirmiyor. Artık görev süresinin yarısından çoğunu tamamladık. 3 yıl, evet, 3 yıl gitti. Geride kaldı. Evet. Önümüzde 2 yıl var. Gerçi siz başlarken keşke bize 2 yıl daha süre verseler demiştiniz ama bu süre için gelecek dönem gibi bir hedefiniz var mı efendim? Bir de son olarak Kemalpaşalılara mesaj alacağım ben sizden. Şimdi önümüzde yerel seçimlerden önce genel seçimler var. Evet. Türkiye'nin artık var olup olmama savaşı bence. Çünkü mevcut hükümet 2020 yıldan beri işte Türkiye'yi ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Önce bizim hedefimiz şu anda mevcut hükümeti değiştirip yerine bu tek şeyli yönetimden kurtulmak, idareciden kurtulmak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçip bizim ülkemizin yolunu önünü açmak, yani tek hedeflerimizden bir tanesi o. Ondan sonra düşünülebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda bir iktidar hedefi var. Hedefimiz o zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında mı belediye başkanı olmak istemez misiniz? Kesinlikle. O kadar isterken mi ki? Ben bir dönem kendi partimin iktidarında bir dönem olmak isterdim. Bakın Kemalpaşa'yı nasıl uçuruyorum. Kemalpaşa'daki insanlarımıza gelince güzel günler göreceğiz arkadaşlar diyorum ben. Yani güneşli günler göreceğiz. Ondan sonra Kemalpaşa'mızın pırıl pırıl olduğu bir yer göreceğiz. Bana biraz birkaç ay izin versinler. Her şey çok güzel olacak. Ve beni desteklemeye devam etsinler. Çok başka teşekkür ediyoruz. Yok. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki Kemalpaşa'ya geldik. İyi ki Kemalpaşa'yı gezdik. Bundan sonraki görev süresince de size başarılar diliyoruz. Çok efendim. Teşekkür ederim. Ben size iyi yayınlar, iyi yazmalar, iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Çok teşekkürler.